Pamukkale Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin hazırladığı 95. yılında Cumhuriyet konulu panel, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Cumhuriyeti ilan eden kadro, hocalarımın da ifade ettiği gibi... Panelin açılışını gerçekleştiren Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ercan Haytoğlu, Cumhuriyet kavramının tarihsel gelişimini ele alarak demokratik cumhuriyet kavramının önemine değindi. Kendi içerisinde meşrutiyet, antik dönemden itibaren cumhuriyet kavramıyla ilgili şüphesiz bilgiler, örnekler yaşanıyor. Ama esas olan şu, cumhuriyet, aristokratik cumhuriyet ve demokratik cumhuriyet gibi iki noktadan bakılabiliyor. Esas olan demokratik cumhuriyet kavramı içerisinde halka, egemenliğin millete ait olduğu vurgusuyla kendisini gösteren seçim ilkesiyle ortaya konulan özgürlükleri esas alan cumhuriyet anlayışı tabii ki daha sıcak olan, istenen, özlenen olarak dikkatimizi çekiyor. Panelin ilk konuşmacısı, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mithat Aydın'sa, Cumhuriyet'in tanımını yaparak başladığı konuşmasında Cumhuriyet'in temel ilkelerine değindi. Cumhuriyet, idarenin millet topluluğunun veya umuma açık olması, milletin veya topluluğun kendi kaderini kendi eline alması, yani bir anlamda halk hükümeti diyebileceğimiz bir anlamı içermektedir. Burada cumhuriyeti oluşturan unsurlara baktığımız zaman ise birkaç noktanın öne çıktığını görüyoruz. Mesela cumhuriyetin en bariz ilkelerinden biri kamu yararıdır. Hiçbir zaman kişisel çıkarları veya menfaati öncelemez ve bunu kişi menfaatlerini kamu yararının veya çıkarının bir parçası olarak addetmektedir. Diğer cumhuriyete değinirken, çünkü Osmanlı'daki cumhuriyeti konuşurken nasıl bir idare ve hükümet biçiminin cumhuriyet olabileceğini anlamak açısından şunu da ifade etmem gerekiyor. Cumhuriyet doğrudan doğruya veraset sistemine karşıdır. En bariz özelliği seçim ile kendini yönetenleri seçmesidir. Dolayısıyla da bu şekilde bir devlet ya da hükümet biçimidir. Cumhuriyetin tarihsel kökleri antik Yunan ve Roma Site devletlerine kadar gitmektedir. Fakat her ne kadar cumhuriyet olarak tanımlansa da, respublika olarak tanımlansa da bugünkü modern cumhuriyet kavramının içeriğini oluşturmaz. Çünkü burada yurttaşlar eşit vatandaşlar olarak kabul edilmediği için belli bir kitlenin veya imtiyazlı zümrenin seçimiyle yöneticiler iş başına gelmektedir. Dolayısıyla bir aristokratik cumhuriyetten veya bir oligarşik yapıdan bahsedebilirsiniz. Cumhuriyetin düşünsel zeminine baktığımız zaman arkadaşlar bunun 16. yüzyıl Avrupa'sına kadar gittiğini görebiliriz. Fakat 15-16. yüzyıldaki devlet yönetim biçimleri veya rejimler tartışılırken aslında burada mesela Machiavelli gibi, Bodin gibi düşünürler. Rejimden çok iyi bir devlet nasıl olmalı, ideal bir devlet nasıl olmalı, bunun cevabını aramışlardır. Temel olarak modern cumhuriyet fikrinin ortaya çıkışı esas itibariyle 18. yüzyıldan sonraki süreçtir. Şimdi anayasal düzene geçişimiz 1876 Kanuni Esası ve Meclis-i Mebusan'ın açılması, cumhuriyetin olgunlaşması ve cumhuriyete giden sürecin çok önemli aşamaları olarak kabul etmek gerekiyor. Fakat yine de bugünkü modern anlamda cumhuriyet kavramı milli mücadele yıllarında şekillenecektir. Ve milli mücadelenin bitimiyle Mustafa Kemal'in
işte malum bildiğiniz yıl dönümünü kutladığımız günde ilan edilecektir. Dolayısıyla Türkiye'de Cumhuriyet deyince bunun nasıl ki Tanzimat'ın mimarı Mustafa Reşit Paşa ise, nasıl ki anayasanın mimarı Mithat Paşa ise, Cumhuriyet'in mimarı da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ben bu vesileyle Cumhuriyet'i konuştuğumuz bugün de bize Cumhuriyet kebadan vatandaşla, kul olmaktan birey olmaya, kula kulluk etmeyi reddetmek demek olan Cumhuriyet'in mimarı Mustafa Kemal Atatürk'e tekrar minnet ve şükranlarımı ifade ediyor. Hepinizi tekrar ve son olarak Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Umut Karabulut, Avrupa'da aydınlanma hareketlerinin devrimler üzerindeki etkilerini ele alan konuşmasını gerçekleştirdi. 16. yüzyıla gelene kadar dünya ve insanlık tarihinde aslında o güne dek hemen hemen hiç kayda değer büyük bir gelişme kaydedebilmiş bir coğrafya değil aslında. Fakat şartları burada tahlil etmek uzun sürer. Çeşitli nedenlerle işte bu Rönesans, coğrafi keşifler ve reform dediğimiz hepimizin iyi veya kötü, az veya çok bildiği bir sürecin sonucunda 17. yüzyıldan itibaren, 17. yüzyılın ortalarından itibaren 18. yüzyılın sonuna kadar devam eden bir sürece giriyor Avrupa, Batı Avrupa. Tarihte buna aydınlanma süreci deniyor. Aydınlanma süreci Orta Çağ dediğimiz yaklaşık olarak 5. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar süren 1000 yıllık bir süreçtir. Ve bu sürecin elbette ki parantez içerisinde söyleyeyim, ilerlemecilik anlamında önemli gelişmeleri olmuştur. Yani ilk modern üniversitelerin kurulmasından tutun da bir takım işte düşünsel akımların, önemli kitapların bu tarihte yazılması gibi. Ama neticede kendisinden önceki ve sonraki çağlarla kıyaslandığında Orta Çağ'ın daha durağan, daha dingin, hatta bazılarına göre işte statik bir çağ olduğundan bahsedilir. Aydınlanma Çağı ise Orta Çağ'ın sonlarına doğru ortaya çıkmış olan Rönesans ve Reform hareketlerinin peşi sıra Avrupa'da görülmeye başlanan bir süreçtir. Aklın ön plana çıkması tekrardan ve bilimsel bilginin hızlı bir şekilde üretildiği ve işte dünyada dolaşıma sunulduğu bir sürece denk gelen sürece Aydınlanma Çağı diyoruz biz. Aydınlanmanın öncüleri olarak birkaç isimden bahsedecek olursak Francis Bacon'ın 1620'de Novum Organum deneyici metodun ilk temellerini attığı bir eserini görmekteyiz. Descartes meşhur düşünüyorum öyleyse varım diyerek metot üzerine konuşmalarda aklı ön plana çıkarmış ve şu sözü söylemiş. Aklı iyi yola gütme ve gerçeği bilimlerde arama yöntemleriyle ilgili önemli sözler söylemiş. Newton hepimizin bildiği gibi işte burada elmayla da tasvir edilmiş. Bakın arkada bir elma ağacı var. Ama sadece o kadar değil, Newton fiziği Einstein fiziğini yani görecelik kuramı ortaya çıkana kadar dünyadaki en etkili fizik kurallarından bir tanesi olarak pek çok bilimsel yöntemde kullanılmış. Doğa felsefesinin matematik ilkelerini yazarak önemli bir bilimsel gelişime yol açmıştır. Milli mücadele döneminde cumhuriyetimize temel teşkil eden bu gelişmelerin hangi uluslararası gelişmeden etkilendiği noktasında Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi'nin çok önemli olduğunu bahsetmek gerekiyor. Çok önemli olduğundan bahsetmek gerekiyor. Birinci ve üçüncü maddeleri okumak istiyorum. Şöyle diyor, birinci madde. İnsanlar haklar bakımından özgür ve eşit doğarlar. Sosyal farklılıklar ancak ortak faydaya dayanabilirler. Üçüncü madde ise egemenliğin temeli esas olarak ulustadır. Hiçbir kuruluş, hiçbir kimse açıkça ulustan kaynaklanmayan bir iktidarı kullanamaz. Bakın, Türk ulusal bağımsızlık mücadelesi, milli mücadele de hem özgürlük hem de bağımsızlık mücadelesidir. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Onun bu vecizinde saklanmış olan ifadeler aslında Türk milli mücadele tarihinin de bir özeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Şüphe yok ki gerek Mustafa Kemal Paşa, gerekse de milli mücadeleyi domine eden diğer askeri erkan, Batı tarzı eğitimin de sonucuyla birlikte bu Fransız ihtilalinin yaydığı, özellikle Fransız ihtilalinin yaydığı düşüncelerden haberdar olan kişiler. Ve nitekim biz 21 Haziran 1919 tarihli Amasya genelgesindeki
ulusa duyurulan ilk bildiridir bu. Altında Ali Fuat Paşa'nın, Rauf Bey'in ve Refik Bey'in imzası vardır. Başka paşalar da bu genelgenin yürütülmesinden sorumlu olacaklarını beyan etmişlerdir. Şöyle diyor Amasya Genelgesi, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğun gereğini yerine getirememektedir. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. Yani artık ulusun padişahtan, İstanbul'dan bir şey beklemediğini, kendi bağımsızlığını yine kendisinin kurtaracağıyla ilgili ilk önemli siyasi metindir bu. Bu metin Cumhuriyet'in ilanına kadar devam edecek bir yol haritasının ilk önemli istasyonudur diyebiliriz. Erzurum Kongresi ki Amasya Genelgesi'nden yaklaşık bir ay sonra gerçekleşmiştir. Orada da Mustafa Kemal Paşa'nın etkisiyle alındığı düşünülen bir karar var. Diyor ki Kuvayi Milliye'yi etken milli iradeyi egemen kılmak esastır. Bilhassa milli iradeyi egemen kılmanın esas olduğu ilkesi ileride cumhuriyetçiliğe çıkacak bir adımdır. Misak-ı Milli kararlarında böyle bir şey var mıdır? Milli mücadelenin bir başka önemli siyasi belgesi yoktur. Ulusal egemenlikle ilgili herhangi bir şey yoktur. Olmaması da gayet mantıklıdır. Çünkü Misak-ı Milli kararları İstanbul'da padişahın iradesiyle açılmış olan bir mecliste alınan kararlardır. Ve unutmayalım ki İstanbul fiili olarak işgal altındadır. Bir süre sonra resmi olarak 16 Mart 1920'de resmi olarak da işgale girecektir. Ama orada da egemenlik değilse de ulusal bağımsızlıkla ilgili çok önemli kararlar alınmıştır. Nihayet milli mücadele döneminin cumhuriyetçiliğe gidecek son kararları da özellikle 20 Ocak 1921 tarihinde anayasaya da girmiş olan, 1. Teşkilat Esasiye Kanunu'na da girmiş olan hakimiyet bila kaydı şart milletindir düsturu, 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılışı ve tabii ki zaferin ardından 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte resmi olarak Yeni Türk Devleti'nin rejiminin Cumhuriyet olmasıyla sonlanan bir süreç yaşanmıştır. Bugün de işte biliyorsunuz rejimimiz Cumhuriyet olarak varlığını devam ettirmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele katılım yoğundu.